İlgilendirin. Yanlış hatalı iş yapmayayım. Cevap yok. E ne yapayım arkadaş, ben de yazdım. İyi yapmışsın. Gazetecilik bu. İyi yapmışsın. Görevini yapıyorsun. Gazetecilik yapıyorsun abicim. Yani bunda yapacak bir şey yok. Bunda kötü bir şey yok. Şimdi şu anda da Fenerbahçe Kulübü gereken cevapları veriyor zaten. Yani bunda bir problem, evet, bir sıkıntı yok. Sen mesleğinle ilgili gerekeni yapıyorsun. Şimdi ben sana bir soru soracağım ve tamamlayacağım kendi şeyimi. Evet, kendi olayımı bitireceğim. Şimdi bakıyoruz bu senenin transferlerine. Kayt. Kayt'ın takımına bakıyoruz. Kayt'ın geçen sene oynadığı maç sayısına bakıyoruz. Ve yedek olduğunu çok görüyoruz. Yedek kaldığını çok görüyoruz. Arkasından geliyor Krasic'e bakıyoruz. Krasic'le takımında oynamadığını görüyoruz. Hatta doğru dürüst yani ilk 11'e giremediğini görüyoruz. Ve Krasic hakkında da ve Kayt hakkında çok fazla bir şey yok ama Krasic hakkında da ufak tefek bazı vıdı vıdılar var. Bunlarla ilgili bir duyumun var mı? Krasic'le ilgili hiçbir duyumum yok. 7 milyon euro bonservis bedeli verildi. Evet. Oyuncu uzun süredir oynamıyordu. Şimdi güçlenme çalışmaları yapıyor. Evet. Hafif bir sakatlık geçirdi. Müzmin bir sakatlığı yok bildiğin. Evet. Öyle bir şey olsaydı mutlaka öğrenirdim. Evet. Krasic'in çok yarar sağlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe. Kayt'ın da aynı şekilde. Evet. Yani bu tip oyuncular belirli bir yaşa gelmiş oyuncular. Özellikle Kayt. Evet. Kayt da işte son emeklilik parasını alacak ama emekliliğiyle veriyor. Mücadele ediyor. Allah Allah. Koşuyor çocuk. Mücadele ediyor. Her şeyi yapıyor. Evet. Takıma da bir hava getirdi. Krasic de yavaş yavaş girecek. Aykut Hoca 1-1,5 ay dedi. 1,5 ay içinde o da belirli bir seviyeye gelecek ve artık kocaman Alex İngiliz ile oynatmak istediği gerçek kimliğini, yani daha doğrusu 3 sene önce göreve geldiğinde artık bu sistem kanser olmuş, artık bu kanseri çekmem lazım dediği, yani artık 4-4-1-1 sisteminden, yani Alex'in varlığından kurtulmanın planlarını yaptığı günlerden sonra alınan bu oyuncular ve artık tamamıyla ilk defa kendi sistemini sahaya sürecek Aykut Kocaman. Bu yüzden ben 1,5 ay daha beklemenin yararlı olacağını düşünüyorum. Oyuncuların hiçbirinde, diğerlerinde öyle bir önemli aman aman ciddi bir sakatlık yok. Ufak tefek sakatlıklar maçlara göre, antrenmanlardaki sertliğe göre oluyor. Bunlar normal. Güvenç Hoca da biliyor. Yani adam uyurken sakatlanmıyor. İyi bakıyorsa kendine, sağlık hayatına iyi bakıyorsa, yaşıyorsa, doğru yaşıyorsa, idmanlarda verilen programları uyguluyorsa, bu işi, ekmek yediği işi, işe saygı duyuyor ve verilen programı hayfiyen uyguluyorsa problem yok. Oyuncudan her türlü yararlanırsın. Çalışmayan oyuncu sakatlanır. Değil mi anladım, hocam? Anladım. Peki son sorumda. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bak bir şey soracağım. Dur dinle. Sol bitti mi sence? Hayır canım, niye bitsin? Yani bakın ya, haberde biz futbol hayatı bitti, futbol hayatı bitik demedik ki. Böyle bir cümle yok. Bir cümle yok. Sadece iki dizinde kıkırdak erozyonu var. Halk dilinde kıkırdak erozyonu, aynı zamanda kireçlenme. Buraya ne yapıyorlar? Oyuncu ağrı çeker. Sürekli yana sağa sola dönerken ya da çok fazla ağır idmanlar yaparsa o dizinde ağrı hisseder. Ağrı hisseden oyuncu istediği hareketleri tamamıyla yapamaz. Yapamayınca ne olur? Oraya hep sürekli bir jöle, yani doktor tabirle bir jöle enjekte edilir ya da kendi kanından alınarak oraya bir kan enjekte edilir ki oradaki süspansiyon görevi gören o kemikler, iki kemik arasındaki yeri sağlamlaştırırsınız. Birazcık acı çekmeden oynar. Sonraki iki gün dinlendirirsiniz. Antrenmanları hafif hafif çıkar. Sonraki maçlara normal yine devam eder. Ama nereye kadar? 30-32 yaşında bir oyuncu olsa bu sakatlık çok önemli bir sakatlık değil. 25 yaşındaki bir oyuncu için bu sakatlık önemli sakatlık. Peki Feridun'cum, çok teşekkür ediyorum. Ediyorum. İyi akşamlar, katıldığın için. İnşallah sonsuz edilsin gibi aydınlatmışımdır sizi. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Ya Feridun da dediği esasında sakatlık falan değil. Yani bir adam bir MR'ı çekilmeden... Evet hocam, şimdi asıl senden şey alalım bu konuyu yapmadan, şimdi. Seni dinleyelim. Benim de ama söyleyeceklerim var. Var. Herkesin var. Şimdi bir futbolcu transfer ettin. Yerli veya yabancı fark etmez. Evet. Bu bir sağlık muayenesinden geçecek. Bir kere bunun her tarafında en önemli şeylerden bir tanesi dizdir. Yani dizde fazla bir şey anlayamazsın. Kasıktır. Mesela o bir pubis denen bir şey var. Allah, bir illet yani o. Gene... şeydeki kesin bir şey teşhis koyabiliyorlar. Yani çapraz bağdı, ön bağdı, yan bağdı, kıkırdaktı, minisküstü. Ama bu pupisi hiçbir şey bulamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Pupis daha tehlikeli. Onu da bir MR'da ya görünüyor ya görünmüyor veya daha değişik onların bir şeyleri var. Doktorların teşhis yöntemleri var. Onunla bakıyorlar. Her şeyine bakarlar. Kanlarına bakarlar. Ne bileyim. Şimdi herhalde rahmetli, Allah rahmet eylesin, tekrar Ediz öldü. Belki bundan sonra bir de sanal anjiyo bana göre kesin yapmaları gerek. Kesin, kesin yani.
Çünkü öbürü %80-90 efor testine giriyoruz biz hepimiz ama onu da herhalde bu seneden sonra yaparlar. Ama şu var. Yani gözden kaçırılmayacak bir şey. Ha şu bir operasyonla düzelecek sakatlıklar var dizden. İşte biz örnek verdim. Yani bizim futbolcu dedik ki en fazla nedir bunun şeyi cezası? Hani der ki işte bir adam vurdun cezası 10 senedir. Ya onu hocam ben bir araya gireceğim sana bir şey soracağım. Bitsin de hayatım 15 bittir, gün. Bittir. Mesela minüsküste dediler ki evet. 15 gün. 20 gün sonra. Tabii hiç konuşmuyor zaten. 20 gün evet. sonra dediler bu iyileşir. Dedik ki o zaman alalım. Bir de kasları kuvvetlendireceksin. Tekrar söylüyorum bak burada Feridun'un önemli vurguladığı şey var. Adamı bir kere baştanın aşağı tepeden tırnağa muayene etmeden bir futbolcu alamazsın. Bırak onu. Yani PTT Ligi'den değil. Özellikle MR'ını çekilmeden alamazsın. Olamazsın. Ama şu var. Adam geldi. Sapasağlam. Profesyonel yaşantı yok. Yanlış idman var. Beslenme yanlışlığı var. Zaten adam çapraza da gider. Al işte ne oldu şey. Belki ondan değil ama bir aksilikler de olabilir. Evet. Al sen stoper Urfa Ligi. Evet. Foliji değil mi? Uşvaloji, evet. Yani gitti adam çapraza sağlam geldi yani. Hocam ben sana bir şey, ben yani. Araya girip bir şey sormak istiyordum. Sen aslında şey yaptın. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. O dönemi ben çok iyi biliyorum. Şimdi Feridun'un yaptığı habere hiç burada şey yapmak için, sallamak için bir şeyin gayretimiz yok. Feridun haberciliğini yapmıştır, yakalamıştır, bakmıştır, görmüştür. Yalnız şöyle bir şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi sen hocasın, devre arasında oyuncu arıyorsun yana yakıla. Herkese haber saldın bütün menajerlere. Aradığın oyuncu tarzını anlattın herkese. Dedin ki şöyle atacak, böyle olacak, uzun boylu, şu kafa alacak, yerden oynayacak. Uzatmayayım, kısa kesiyorum. Tarif ettin oyuncu sistem şeklini. Sana da geldi, 3 tane, 5 tane oyuncu geldi. Tamam mı? Ondan sonra. Eledin, 3'e indirdin bunları. Eledin, eledin, eledin. Gittin, 2 tanesine, 3 tanesine yazıldın. Paraları koydunuz, her şeyi konuştunuz. Geri kalan ikisi de elendi. Kaldı önünde bir tane adam. Hepsinde biliyorsun ama ne olduğunu, sıkıntısını. Bu oyuncunun böyle bir sıkıntısı olduğunu. Ama önünde şöyle de bir veri var. Son 3 yılına bakıyorsun abicim oynayan adamın. 34 maç oynamış Fransa Ligi'nde. 17'sine direkt, 15'inde şey yapmış. Sonradan girmiş. 2 maçta oynamamış yani kadroda yaramış. 9 gol atmış o sene. 2009-2010 sezonunda 33 maç oynamış. 2010-2011 sezonunda 37 maç oynamış. Alınmadan önceki sezon. Ve 25 gol atmış. Anladın mı? Baktın verilerine her şeyine. Sana da diyorlar ki abi bunun bu kıkırdağı var. 2 tane şeysi var bilmem nesi var. Ondan sonra böyle böyle. Zaten takım da sana vermek isteyen takım da vermeye de niyetli değil. Fransız takımı. Anladın mı? Orası yani, belli değil. Yani, yani sen hayır muamma niyetli muamma değil. Uçak kaldırıyorsun orası, adamın kampına gidiyorsun hayatım, indiriyorsun. Orası belli oraya geçti yani neyse, öbürleri tamam. Güzel. O öbürleri verirler güzel. Ne yapacaksın sen şimdi? Golcüye de ihtiyacın var. Var. Şimdi. Almayacak mısın? Tamam bir şey söyleyeyim. Bu öyle bir şeydir ki. Hani maçtan buraya gelip 37 maçın ertesi günü mü geldi? Bir ona bakarım bir. Hayır şey ya kupa oynadı. De, Afrika kupası oynadı. Senegal'le oynadı. Ben onu mu onu bilmem. Bu MR'ı çektirin. Belki ayağı kaydı. Bir gün evvel sakatlandı. Tabii. Burada yani, bir şey oldu. Merdivenden düştü. Abi şimdi adam biri geldikten sopayla sonra. Sopayla vurdu. Atıyorum şimdi yani. Niye buna takılıyorsunuz? Ha. Esas takılması gereken hocam. Burada takılması gereken bir cümle var. Bir replik var. Ne o? Ya hocaya diyor ki yani doktora Ertuğrul Bey'e. Ha, sızmasın diyor. Hayır diyor. Yani bitiririm doğrusu. Seni diyor bitiririm ve diyor. Ve bitirirler sana. Zaten. Yani seni bitiririm diyor sızarsa diyor. Ben orada doktoru iyi niyetli yani, görmüyorum yalnız. Açık ya, eğer ki bence abi, de doğru bu haber. İyi niyetli görmüyorum abi. O zaman dersini iyi çalışmış. İyi niyetli bir hale geldik ya. Ben şimdi şaşırdım. Kocaman iyi inanacağımızı şaşırdık abi. İyi niyetli görmüyorum. Ya adamın elinde kaset var mı abi? Bir dakika bir şey söyleyeyim. Abi tamam da kime inanacağımızı şaşırdık. Es geçemeyiz ya. Tamam Yalçıcım kime inanacağımızı şaşırdık. Hiç kimse bunun doğru olmadan yazamaz böyle bir şey. Kim, ay ay Feridun'u demiyorum ya. Feridun'un doğrudur doktoru abi. Doktoru diyorum Feridun'un... abi dediğini diyorsun ya. Beni Feridun'un haberine benim bir ihtiyacım yok. İtirazım eğer yok. Bu al bak ben sızarsa al, bu mu? Al Beşiktaş. Çok özür diliyorum. Mustafa Pek demek. Çapraz bağından sağ tarafından ameliyat geçirdi. Koptu. Aldı Beşiktaş. Şimdi ikincisi koptu. Asıl. Yani bilsen ne olur onu anlatmaya çalışıyorum yani. Bile bile aldı. Bildin aldın. Mustafa Pek demeyi aldın. Çat dedi. İkincisi de koptu. Ne oldu? Hem zaten son. Biri kopan öbürü de Allah kopuyor. Aşkına, niye aldılar? Niye aldılar o zaman? Kuvvetlendirecek, bakacaklar. Şey şimdi bu cahillik. Bu mu Fatih Hoca'ya geçecek zihniyet? Geçer. Bu mu Fatih Hoca'ya başarı olarak da geçecek geçer. Zihniyet? Görürüz sezon yani sonunda görürüz. Ya Yalçın ama şimdi bak. Bir dakika. Seni bitiririm bu abi, onu bilmiyoruz be Yalçın be. Yani artık öyle bir hale geldi ki kime abi o zaman yalan mı haber diyorsun? Abi haber yalan demiyorum abi. Kime inanacağımızı şaşırdık. Ben şimdi doktora seni bitiririm dediği. Seni bitiririm demiş diyoruz. Yani bu bir
varsayıyorum. Böyle bir şey var mı yani? Kesin abi, emin miyiz? Abi kimse bunu yazamaz. Abi eğer yazmayı demiyorum. Ya. Doktorun dediğini diyorum. Yani yazmayı bırak. Ya. Bitir. Abi niye şimdi? Seni bitiririm. Bak, inanmıyorum diyor. Yani, abi ben de inanmıyorum. Ya bitirin demiyor. Ben de inanmıyorum. Nereden biliyoruz doktora seni bitiririm dediğini? Nereden? İspat etsin doktor. Ya evden alırlar. Öyle demiş doktor. Kim demiş? Öyle demiş doktor. Abi desin ben de şimdi diyorum ki çıkıyorum başka bir kanala. İşte mutlan dışarıda bana seni bitiririm. Bundan sonra sen konuşamazsın bu programda. Ama normal değil. Nereden bileceğiz abi? Niye normal? Herkes bir şey sallıyor. Niye normal? Ben abi oyuncusu, doktor oyuncusu kötü seni evden aldırırım der gazeteciye. Tamam. Hocası da bantta var. Hocası da. Abi onlar bantta var. Onları yani görüyoruz. Oyuncusu da böyle olursa hocası da bitirir. Tamam ben inanırım bak, abi. Bak Yalçıncığım şimdi bak. Sen bir dakika bir şey. Ben inanırım bak, abi o zaman. Volkan bak şimdi Volkan Demirel dedi ya seni evden aldırırım. Evde. Şimdi bak Volkan Demirel yarın öbür gün sana seni pastaneden aldırırım derse inanabilirim. Neden? Çünkü görmüşüm bu adamda böyle bir reaksiyon var. Evet. Şimdi Güvenç Hoca bana derse ki sen yorumcu morumcu değilsin derse 3 gün sonra ne biçim yorumcusundan derse aa bana demişti böyle bir şeydir. Ama kardeşim şimdi herkes bir şey söylüyor abi. Bak, seni hiç kimse bir şey söylemiyor. Bir de haber var. Bir dakika, haberi demiyorum. Feridun kendisi duymamış ki onu. Evet. Ki doğru diyoruz değil mi? Haber doğru da doktor. Bir dakika müsaade edin. Haber doğruysa. Doktor söyler mi ya? Haber doğruysa. Niye söylesin? Haber doğruysa. Aykut Kocaman çıksa o zaman dese ki. Niye çıkmıyor abi? Bir dakika bir şey diyeceğim. Aykut Kocaman şimdi çıksa dese ki. Her şey çıkıyor. Bir dakika Aykut Kocaman şimdi çıksa dese ki. Dandirikten bir doktora cevap verecek. Bu doktor bana. Dolcan'ı ona emanet ediyorsun. Doktor bana dedi ki işte seni şöyle yaparım Aykut bilmem ne yaparım dese. Şimdi biz de Aykut'a da inanmayacağım ben. O da belki sallıyor. Nereden biliyoruz? Ya ben teknik o zaten sen doğru düzgün doktor olsa. Ya, bir şey söyleyeyim ben. Doktor da Allah mı yani? Ne inanayım abi doktora? Bir dakika. Sen öyle bir şey yok. Ama trilyonluk kramponları emanet ettiğin. Doktora inanacaksın. Abi 3 gün sonra bak Türkiye öyle bir hale geldi. Bu doktorun da bombası. Müsaade eder misiniz? Bu bir sağlık ekibi. Adam olmadığı şuradan belli. Zaten bu böyle olduğu anda ben onun yerinde olsam doktor tamam mı? Evet. Bu MR çekilmemiş ya. Bu böyle hani bu çok doğru düzgün bir doktor ya. Doktor ya. Ben bunun yerinde olsam derim ki hocam derim kusura bakma ben böyle bir yükün altına giremiyorum. O zaman ben istifa ediyorum buradan derim. Ya, niye kovulduktan sonra çıkıyorum? Ya abi her şeyi söylemiş. Önce söyle. Bir dakika ya. Doktor o zaman bırakın. Bir saniye ben teknik adamım bana bir soru şimdi. Allah. Ben Aykut hani nasıl hoca diyor ya bana başkan karısına bırakın giderim diyor. Ya burada bir imparator var. İmparator Aziz Yıldırım imparator var ya. Hani Süleyman var ya imparator. Tek başına imparator. Her şeyi o yapıyor. Şimdi bunu getirdiler ben. Dedim ki bunu alın şovum. Tamam dedi Aziz Başkan. Aldı getirdi hiçbir şey yok. 3-5 gün sonra bu olay oldu doktor gitti. Ya ne var diye sorarım. Sordum şimdi. Doktor ne var? Ya sorma Aykut dedi şimdi farz etti bana. Güvenç dedi ya. İki ayağı işte. Ya Güvenç dedi bunun ayağın iki ayağında dedi bilmem ne kıkırdak var. Dedi şimdi bana. Evet. Şimdi ben Aykut'um. Ben mi bunun muayenesini yaptıracağım? Bitersin falan der bir misin? Dakika. Şöyle derim. Ulan doktor oğlum ne yapıyorsun derim ya bu herif oynuyordu. Yani alındı bu kadar gol atmış. Evet, bırak atmış. Abi onu ne derim biliyor musun? Yani, he. Doktor sakın derim kimseye söyleme bunu. He. Hani bu duyulursa kapın sen bilirsin. Tamam, sen bir şey söyleyin bak. Mantık aynı. Ne yapar biliyor musun? Aziz Yıldırım. Ya bunu Güvenç Kurtar gibi bir adam söylüyor. Ha sen bitirin demez. Ya bitirin değil işte yani. Öyle zaten. Demez. Bu duyulmasın der. Bu kadar basit duyulmasın der. Doktor dedi seni bitirin demez. Ama şöyle bir şey yapalım. Abi karatınız var mı ya? Bir dakika. Boşuna konuşuyorsun. Arkadaşlar. Olmadan konuşamazsınız abi. Bir saat. Ben de doktora inanmıyorum. Siz Aykut'a inanmıyorsunuz. Ben de doktora inanmıyorum. Hayır hayır. Zorlama abi ya. Şimdi Feridun'un sevgili Feridun'un bağlandı. Feridun'un haberine geçiyor. Şimdi Yalçın Feridun'un. Abi